Geçen sene kestim ama fiyat araştırması yaptım. Yazlıkta kesmiştik. Ona rağmen geçen yıl 12 bin lira olan kurban bu sene 25 bin lira. Aynı hisse yani. O yüzden düşünmüyorum yani. Zaten en çok garibime giden o. Yurt içinde 11 bin küsür olan vekalet ücreti yurt dışında 4.750 lira. Bunu neye bağlayacağız? Yani yurt dışında demek ki hayvan fiyatları bizim Türkiye'den çok çok daha ucuz ki o fiyatı kabul edebiliyorlar yani. Emekli adamın kesmesi mümkün değil. Eğer ailede başka çalışanlar varsa, asgari ücret 2 veya 3 kişi, yani bunun haricinde mümkün değil yani kesmesi. Bir kurban, ha biz de girdik de 27.5-28 bin lira civarında. Benim iki tane çocuğum çalışıyor, ben de çalışıyorum, ben de emekliyim. Zar zor keseceğiz ama diğer türlü mümkün değil kesmesi. Bu enflasyonist ortamda yani normal, yani diyecek bir şey yok. Yani hangi bir şey artmadı ki? Yanlış anlamayın, fakir fukaralar çıkıyor, kimse kurban da kesemiyor. Yani yanlış anlamayın. Diyelim ondan sonra bir engelli maaşları ilk önce verildi 1.700, şu anda 2.870'ler. Kirya, her şey pahalamış yani, fakir fukaraları yok olmuş. Yani bir kimse kendi çocuğunu evlendiremiyor. Millet ondan sonra artık daha böyle yani ne, şaşırmış ne yapsınlar. Vallahi emeklim yok. Ben kendim engelliyim. Bu sene imkanım yok yani. Olsaydı keserdim, hiç affetmezdim. Yani fakir fukaralar yok olmuş yani, yanlış anlamayın. Müftü yalan söylüyor. Ben keserim, ben her sene keserim. Benim maddi durumum iyi Allah'a çok şükür. Ama 10 milyon maaş alan emekli neyine kesecek? Kurbana verse evinin yiyeceği yok. Elektriğinin parasını veremez, suyunun parasını veremez. Evini besleyemez. Neyle kesecek evladım? 10 milyon maaşına. 10 milyon maaşından hiçbir emekli kesemez. Yolu yok. Müftü yalan söylüyor. Onun yalanına inanmam. İyi adamsın da o kadar özel araçlarla geziyorsun, benim paramı yiyorsun babayı. Benim paramı yiyor. Anladın mı? Millet aç dururken sen özel araçlarla geziyor. Onun için evladım, onlara da inanmam ben. Müftü olduğu gibi yalan söylüyor. Alamam kurban. 125-130 bin lira diyor. Dün televizyon açıklama yaptı. 125 milyon lira. Kimi bulacağız? Kimde alacağız kurban? Yani 125-130 bin lira olmuş bir kurban. 130 bin lira. Bir adam başı 30'ar milyon düşüyor. Ben 30 milyon maaş mı alayım da ben kurban kesicem? Zaten hayat pahalı. Hayat pahalı olduğu için hepimiz zaten standart, ben emekli olduğum halde zor geçiniyorum. Evim kira. Bir insanın kurban alabilmesi için azami 30 bin liraya ihtiyacı var. Evi de kira hesabı üstelik. Ya ben şahsıma konuşuyorum yani. Hayır, kesemeyeceğim. Emekliyim, hala şu anda da çalışıyorum bak. Kurban fiyatları çok yüksek. Toplum zorlanıyor bu konuda. Öğretmen emeklisiyim ben de. Bu insanlar nasıl alacak? Torunla bakkaldan, marketten çikolata alamıyor insanlar. Yani çok zor hayat. Ben emekliyim. 10 milyon lira maaş var. 25-30 bin lira kurban. Kes kesebiliyorsan. Ne diyeyim başka? Her şey pahalı yani. Şimdi ufak baş alsam da pahalı, ortak olsam da pahalı.